Samsung Fit 2 modeli Eylül 2020 yılında tanıtıldı. Yani Samsung Fit 3 modelini çıkarmak için tam olarak 4 yıl bekledi denebilir. Samsung akıllı saat piyasasında sadece Watch serisiyle devam etmeyi ısrarla sürdürürken rakipleri bileklik ile akıllı saat arasındaki melez formdaki saatler konusunda piyasayı domine etti. Samsung da artık yeter dedi ve Fit 3 modeliyle sahalara geri döndü. Lakin bu 4 yıldan da çok iyi dersler çıkarmamışa benziyorlar. Yani Fit 3'ün beğendiğim güzel kısımları olduğu gibi önemli eksi noktaları da bulunuyor. Almayı düşünüyorsanız video sonuna kadar izleyin. Merhaba ben Enes. Bugün Samsung Fit 3 modelini artısıyla, eksisiyle, rakipleriyle kıyaslayarak detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İncelememize başlayalım. Bileklik böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden bilekliğin kendisi, kullanım kılavuzu, mıknatıslı bir şarj aleti geliyor. Çoğu bileklikte şarj aletine giren kısım tip A'ydı. Bunda tip C olarak daha güncel bir kablo ile birlikte geliyor. Fit 3 modelinde 1.6 inçlik 256'ya 402'lik AMOLED bir ekran kullanılmış. Alt çerçeve bana biraz kalın gibi geldi. Yan kısmında bir tuş bulunuyor. Bu tuştan ekranı uyandırabiliyorsunuz veya iki kere basma kısmını özelleştirme imkanı da sunulmuş. Kum püskürtme efektli alüminyum bir çerçeve kullanılmış. 3 farklı kasa rengiyle birlikte alabiliyorsunuz. Burada daha önce yine incelemesini yaptığım Redmi'nin Watch 4 modelinde siyah almıştım kasayı ve 1 haftalık kullanımında alt tarafında soyulmalar olmuştu. Ondan ağzım yandığı için bunun kasasını siyah renk değil de böyle alüminyum açık renk aldım. Tabii ki burada her kasa yapısı benzer kalitede değil. Ancak ben yine de işimi garanti altına alarak şöyle görebildiğiniz gibi yan kısımlarda kullanılan materyal benzer bir siyahta bulunuyor. Şu kısımlar da yine benzer yapıda Watch 4 modeliyle. Arka kısmında kandaki oksijen miktarı ve nabızla alakalı sensörleri görüyoruz. Şu kısımlara basarak direkt kordonları çıkartabiliyorsunuz tek tuşla. Yani kendiniz firmanın kordonlarını kullanmak zorundasınız. Kordon yumuşaklığı gayet yumuşak yapıda kordonları. Yine kolay bir şekilde çıkartıp takılabiliyor. Ekran yenileme hızınla alakalı bir bilgi mevcut değil. Ancak ekranı çok akıcı. Yani direkt 60 Hz diyebilirim ekranı için. Menüleri böyle yağ gibi akıyor bilekliğin. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman kısa yollar konumlanıyor. Yukarı doğru çektiğimiz zaman menüsüne ulaşıyoruz. Yine diğer yöne doğru çektiğimiz zaman da burada gelen bildirimleri görüyoruz. Diğer yönde ise burada günlük yaptığımız adım sayıları, uyku, hava durumu, bu kısımları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Kart ekle kısmından yine menülerini de güzel bir şekilde özelleştirme imkanı sunulmuş. Bileklikte beğendiğim bir kısım adaptif parlaklık özelliği mevcut. Yani bir parlaklık sensörü bulunuyor. Otomatik ekran parlaklığı mevcut. İsterseniz elle de ayarlayabiliyorsunuz. Yoğun güneş altında ekranı rahat bir şekilde gözükebiliyor. Yine AMOLED bir ekran olduğu için de devamlı açık ekran özelliği de bulunuyor. Ekranı ister dokunarak isterseniz de kolunuzu kaldırarak uyandırabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ekranı uyanıyor akıllı saatin. Kordon dahil 38.5 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Kolunuzun ağırlığını hissetmiyorsunuz diyebilirim. Oldukça hafif. Tam olarak şu düğmenin alt kısmında barometre sensörünün deliği bulunuyor. Ekran çerçeve oranı ve tasarım açısından çok yenilikçi olduğu söylenemez. Yani biraz daha böyle geleneksel tarzda bir bileklik olmuş. Tam olarak dikdörtgen formuyla birlikte Huawei Fit 2 ve Huawei'nin Band 8 modelinin tam olarak ortasında konumlandırılıyor. Kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. IP68 ve 5 ATM'lik suya karşı dalmaya dayanıklı. Yani rahat bir şekilde elinizi yıkayabilir veya duşa girebilirsiniz. Yine havuzu da kullanılabilir. 208 mAh'lik bir bataryası mevcut. 13 gün boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Ben bilekliği çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Tam 5 gün oldu. 3 günde koluma taktım. Şu an itibariyle şarjıma baktığım zaman %26. Yani ben burada Samsung bir telefona eşleştirdim. Farklı bir Android telefona eşleştirdim. Yani bilekliğin tüm özelliklerini yoğun bir şekilde kullandım diyebilirim. Yani yine burada yoğun kullanımda rahat bir şekilde 5 ile 7 gün arasında bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Burada sağlıkla alakalı olan ölçüm sıklıklarını ne derece ayarladığınız veya devamlı açık ekran özelliğini açıp kapatmanız pil durumunuzu etkileyecektir. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğiniz zaman yattığınız saati ve kalktığınız saati doğru bir şekilde ölçebiliyor. Yine gündüz uykusunda ölçebiliyor. Uykuyla alakalı ekstra olarak size tavsiyeler de verebiliyor. Yine bu bileklikte daha önce bir bileklikte görmediğim kat çıkma tespit özelliği de mevcut. Yani burada kat çıktığınız zaman bu şekilde bir bildirim de veriyor akıllı saat. Yine parmaktan nabız ölçen oksimetre ile yaptığım testte paralel sonuçlar aldım. Yüksek nabız ve düşük nabız uyarısı mevcut. Kandaki oksijen miktarını kısmını
24 saat boyunca ölçemiyor akıllı saat. Bunu manuel olarak ölçmeniz gerekiyor. Burada yine uyku koşluğunla alakalı size uyarılar da verebiliyor. Dahili bir GPS'i mevcut değil. Yani yanınızda telefonunuzu aldığınız zaman telefonunuzdan yardım alarak yaptığınız rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz. Polar'ın H2 kalp atış hızı sensörünü göğsüme takarak 64 dakikalık bir iç mekan fitness egzersizi gerçekleştirdim. Burada Polar'la grafiklerin kıyaslamasını görüyorsunuz. Grafikleri çok detaylı bir şekilde zoom giremediğim için yani uzaktan bakıldığı zaman genel olarak benzer denebilir. Burada maksimum nabız konusunda birebir aynı çıkmışlar ki antrenman süresi de çok uzundu. Yani ortalama nabız konusunda da neredeyse birebir aynı çıkmış. Yani burada nabız ölçümü açısından çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim Fit 3 modelinin. Yine burada spor yapmadan önce hedef belirtebiliyorsunuz. Spor yapmadan önce ısınmayla alakalı size koşluk da yapıyor. Gördüğünüz gibi spor yapma ekranındayken müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz. Yine otomatik duraklama özelliği de mevcut. Antrenman ekranını da özelleştirebiliyorsunuz. Süre, mesafe, kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Burada belli bir nabız aralığında kalma ile alakalı bir uyarı sistemi de olsa güzel olurmuş. Genel olarak sağlık ve spor takibi açısından oldukça başarılı denebilir. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat üzerinde bir hoparlör bulunmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyor. Titreşimlerini uzun ve kısa olarak özelleştirebiliyoruz. Tüm bildirim seçenekleri sunulmuş. Gelen mesajları yeterli uzunlukta gösterebiliyor. Yine gelen emojilerin tüm karakterlerini gösterebiliyor. Bu daha önce bir bileklikte görmediğim bir durum. Yani tüm emojiler eksiksiz bir şekilde gösteriliyor. Mesajlara mesaj olarak, WhatsApp'tan gelen mesajlara da WhatsApp üzerinden otomatik hazır mesajlarla birlikte yanıt veriliyor. Bu da yine bir bileklikte görmediğim bir özellikti. Diğer bilekliklerde yine hazır mesajla cevaplama özelliği var. Ancak sadece SMS olarak bu hazır mesaj kısmı çalışıyor. Bunda ise nereden size bildirim geliyorsa onun üzerinden karşılık veriyor. Bu güzel olmuş. Yani WhatsApp'tan da direkt hazır mesajları kullanarak cevap verebiliyorsunuz. Gelen fotoğrafları ise fotoğraf olarak gösteriyor. Resimleri açamıyor. Burada bir araya girmek istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %82'si kanalıma abone değil. Herhangi bir ücret olmayan buradaki abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Şu an bir arama geliyor örneğin. Yukarı doğru kaydırıp buradan direkt hazır bir cevap verebilirim. Buraya basılı tutup şöyle yaptığım zaman aramayı reddedebilirim. Yine aynı şekilde gelen aramayı sessize almak istiyorsam eğer yandaki düğmeye bir kere bastığım zaman arama çalmaya devam ediyor. Ancak şu an sessize alındı. Şu an WhatsApp üzerinden bir arama yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi, ancak burada bilinmeyen olarak gözüktü WhatsApp araması. Tema kısmına geldiğimiz zaman 100'den fazla tema seçeneği sunulmuş. İçerisinde istediğimiz kadar temayı tutabiliyoruz. Yine istediğimiz özel resimleri de ekrana resim olarak ekleyebiliyoruz. Tema açısından çok fazla seçenek sunulmuş. Yani arada güzel temalarda mevcut. Yine devamlaşık ekran kısmında da neredeyse tüm temaların kendine özel bir devamlaşık ekran kısmı bulunuyor. Devamlaşık ekran kısmı bilekliği çıkardığınız zaman veya uyuduğunuz zaman da otomatik olarak kapanıyor. Bu güzel olmuş. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman hem Samsung telefonlarda hem de Android telefonlarda bilekliği Samsung Health uygulaması üzerinden sağlık takibini yapabiliyorsunuz. Samsung Wearable uygulaması üzerinden de akıllı saatin tüm ayarlarını uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok detaylı bir şekilde hazırlanmış uygulaması. Tüm ayarlarına erişebiliyorsunuz akıllı saatin. Şöyle bir menülerine de hızlıca bakmak istiyorum. Menüsüne ulaşmak için elimizi yukarı doğru ittiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi medya kontrol kısmı bulunuyor. Böyle arka plandaki çaldığınız medyanın resmi de ekranda çıkıyor bu arada. Bu da güzel olmuş. Yine burada telefonu bul özelliği de mevcut. Bu şekilde ses çıkartıyor telefon. Yine burada hava durumu, takvim, zamanlayıcı, alarm, kronometre, dünya saati dahili bir hesap makine özelliği de bulunuyor. Uzaktan kumanda, uzaktan fotoğraf çekme talimatı ve ayarlar kısmı bulunuyor. Burada biraz daha basit tutulmuş menüsü. Sağlıkla alakalı olan kısımlar Health'in içerisinde, sağlıkla alakalı kısımları tek yerden kontrol edebiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Yine bu kısımları da özelleştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmından da akıllı bilekliğin tüm ayarlarını özelleştirme imkanı sunulmuş. Bu akıllı saatte düşme algılama özelliği de bulunuyor. Bu yan kısmındaki barometre sayesinde akıllı bileklik düştüğünüz zaman bulunduğunuz konumu daha önceden belirlediğiniz acil durum kişisine iletiyor. Yan düğmeye 5 kere basarsanız eğer aynı şekilde acil durum kişisine bulunduğunuz konumu gönderiyor. Burada düşmenin algılanacağı kısmı da her zaman ve fiziksel olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu düğmeye uzun süre basılı tuttuğunuz zaman sağlık bilgileri kısmında akıllı bilekliği
koluna takan kişinin başına bir iş gelirse burada adresini görebiliyorsunuz ve sağlık bilgilerini görebiliyorsunuz. Ben bu düşme algılama kısmını epey zorladım. Yani koluma takarak biraz yerde yuvarlandım ancak tam olarak çalıştıramadım. Biraz daha şiddetli düşmek gerekebilir. Yine de yani bu özelliğin bileklikte olması güzel bir durum. İlk eşleşmeyi yapmak için Samsung Wearable uygulamasını açıyoruz. Burada Samsung hesabıyla oturum açtıktan sonra direkt bilekliği otomatikman tanıyor cihaz. Buradan onaylaya basarak kurulumu tamamlıyoruz. Burada Samsung olmayan bir telefonla kullanmak istediğimiz zaman Samsung Fit'in bir eklenti uygulamasını ve Samsung burada account servislerini yüklememiz gerekiyor. Evet, burada gerekli izinleri verdikten sonra Samsung olmayan Honor bir telefonda da burada Fit 3 modelini kullanabiliyoruz. Yani burada Fit 3 modelinin tüm özelliklerini Samsung olmayan Android bir telefonda da kullanabiliyoruz. Evet, bir de şöyle bir iPhone'la denemek istiyorum eşleşip eşleşmeyeceğini. Burada Galaxy Fit uygulamasına bakıyoruz. Burada Fit 3 modeli yok. Burada Galaxy Watch uygulamasına bakalım. Evet, Fit 3 burada da yok. Burada Samsung Health uygulamasına baktığım zaman da burada da yine Fit 3 modelini göremiyorum. Yani burada Samsung Galaxy Fit 3 modeli iPhone cihazlarla eşleşmiyor ve uyumlu değil. Evet, burada genel olarak bir toparlayacak olursak Huawei Fit 2 modeli, Redmi Watch modeli, MS Fit Active, Honor Watch 4 modeli gibi rakiplerinde telefonla görüşme özelliği, dahili depolamaya sahip olup içerisinde müzik yükleyip telefondan bağımsız dışarıda müzik dinleyebilme, dahili GPS ve bazılarında uygulama yükleme gibi özellikler de bulunuyor. Burada Fit 3 modeli özellik açısından onların bir miktar daha gerisinde kalıyor. Yani burada Mi Band 8 veya Huawei Band 8 ayarında özellikler sunuyor. Fit 3 modelinin kendi sunduğu özellikler açısından yorumladığım zaman yani burada ben Samsung bir bileklik almak istiyorum. Telefonla görüşme, GPS veya diğer özellikler benim için çok önemli değil. Gelişmiş sağlık ve spor takibi, WhatsApp'tan veya normal mesajlara hazır mesajla yanıt verebilme, uzun pil süresi gibi özellikleriyle birlikte tutarlı bir bileklik olmuş. Yani genel olarak aktif yaşama geçme açısından biraz daha böyle sağlık, spor takibi, fitness tarafı biraz daha ağır basıyor gibi geldi bana. Yurt dışında 60 dolarlık bir fiyatı mevcut. Türkiye'de ise video yayınladığım tarih itibariyle 2900 TL civarında bir fiyatı bulunuyor. Ben bu bilekliği yanında ekstra bir kordon hediyesiyle birlikte aldım. Yani açıklamalar kısmına bu hediyeli olan linki de ekliyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Siz Fit 3 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.